Ben şimdi hakkımı Hamza'ya devredeceğim. Hamza, ilafet gelecek mi? Baştan Valla söyle de şey şimdi diyeyim. getireyim tekrar son olarak. Daha inşallah öyle bir kukla halife yönetimi gelmez inşallah, öyle bir şey olmaz da. Bunun için çalışacaklar ama. Bunun için uğraşacak birileri. Ali abi, o zaman ben de sana son soruyu sorayım. Hilafeti getirmeye kalkarlarsa veya bunu başarırlarsa Türkiye bölünür mü? Türkiye'nin bölünmesini istiyorlar zaten. Ya Amaç mı zaten? Türkiye'yi bölmek amaç bu zaten. Kimse farkında değil mi? Amaç bu. Amaç Türkiye'de bir iç savaş çıktığında 10 milyonu aşkın mülteci, sığınmacı, hem Ermenistan hem İran sınırı hem Suriye'nin 911 kilometrelik sınırı, yani aslında bütün sınırlarımız açısından söylüyorum. Tüm sınırlarımızdaki mayınları niye kaldırdılar? Ve Türkiye mülteci sığınmacı merkezi niye yaptılar? İşte bir bölünme esnasında kullanabilecekleri paramiliter güçler burada. Paramiliter güçler burada. Ve bunun için aslında hazırlıklı bir süreç bu. Ve ilginçtir, bu sürecin en önemli aşamalarından bir tanesi Türkiye'de Yargıtay'ın kendi sorumluluk alanı olmadığı halde Anayasanın en üst kurumu olan Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın tartışılmaz olduğu anayasada yazmasına rağmen yok sayılması. Bırak aynı zamanda o Anayasa Mahkeme üyeleriyle ilgili olarak o Yargıtay'ın suç duyurusunda bulunması ve aynı zamanda onları tutuklamaya ve cezaevine atmaya yönelik bir operasyon yaşanıyor. Şimdi soru şu: kim engelleyecek? Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın çoğunlukla çıksa, hilafeti ilan etsem dese, ettim dese, Erdoğan da bir kararnameyle duyursa ve kendini halife ilan etse, kim engelleyecek abi? Soru bu kadar basit. Mesela kim engelleyecek? Evet. Öyle bir kurum yok. Öyle Böyle bir bir kurum direniş yok. noktası var mı? Zannetmiyorum. Muhalefette de böyle bir şey yok. Bu konuda ciddi bir bilinç veya hareket yok. Ben görmüyorum böyle bir şey. Ya son 10 yıldır bizi nasıl bir şeyle korkuttular biliyor musunuz? Silivri soğuktur. Ve belli merkez insanları pat alıp içeri atıp pat, şöyle toplumun büyük çoğunluğuna verilen mesaj şu: en ünlüleri, en bak dokunulmaz zannedilen adamlara dokunuyoruz. Siz kimsiniz? Mesajı verildi. Ve bir şey daha söyleyelim. Hani bu akıllarımızın iyiliş edilmesi, akıllarımızın uzaktan yönetilme meselesini herkes böyle bir fantazi gibi okuyor değil mi? Türkiye'de son 100 yıldır uygulanan bir yöntem ve son 22 yıldır en üst seviyesiyle uygulanan bir yöntem. Akıllarımıza tecavüz etmiş durumdalar. Son Evet. cümleyi de o zaman şöyle söyleyeyim ben. Buyur abi. Eğer böyle bir şeye yeltenilirse, zaten amaçladıkları bir iç savaş çıkması ya, oraya evrilebilir. Yani bunun insanlar ha işte hala hilafet ilan edildi falan diye bir tam bir sessizlik falan olacağını da ben düşünmüyorum. Ve Türkiye Silivri'ye sığmaz. Bir şey söylemek istiyordum ama neyse şimdi söylemeyeyim. Acaba ordu ne olur bu durumda? Mesela bak, bunun da tarihten bir örneği var. Biliyorsunuz ikiniz de. Balkan Harbi'nde yaşanan bir örneği var bunun. Acaba ordu o hale gelir mi? Ya her anlamda rezalet bir duruma götürür de süreci. Neyse, bunu O daha fazla zaman başka bir madem yayında böyle yine... bir soru sordun Ömer, bugün bir haber servis edildi. Türkiye ordusu dünyanın en büyük 8. ordusuymuş. Almanya ve Fransa'yı geride bırakmış. Tamam. Ve yine biz Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan tartışmaları biliyoruz. Teğmenlerin birbirlerine boğazlaması olayını Evet. biliyoruz. Genelkurmay'ın, Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ortada duruyor. Ve polis alırken hangi kriterler uygulanıyorsa, orduya subay alınırken de, asker alınırken de, sözleşmeli asker alınırken de hangi kriterlerin uygulandığı da açık. Ve doğal olarak ordunun üst düzey komutanlarının
çay servisi yaptığı ülkedeki ordudan söz ediyorsun tahmin ediyorum. Yani çok fazla şey yapmak istemiyorum. Konuyu başka bir program konusu yapalım bence. Diyelim. Abiler çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık ikinizin de. Bu arada izleyicilerimiz de yalnız bırakmadılar. Bu saatte çok ciddi bir izleme oldu. Demek ki doğru bir şey anlatıyoruz. Doğru konulara değiniyoruz. İzleyenlere de çok teşekkür ederim tekrardan. Bu arada yayını beğenmeyi ve Gerçek TV ile Anahtar TV YouTube kanallarına abone olmayı da unutmayın diye hatırlatalım tekrardan. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yayını ben kapatacağım değil mi? Açıkta bırakmayayım. Evet abi. Sahip sensin.